Selamlar arkadaşlar. Bu videomuzda Excel'in veri doğrulama yani data validation özelliği ile bir örnek yapacağız. Belirlemiş olduğumuz hücreleri belirlediğimiz değerlerin girilmesini sağlayacağız. Bu örneğimizde iki sayı arasında değer girilmesine izin vereceğiz. Aynı zamanda girdi iletisi ve hata uyarısı kısımları ile de kullanıcıların yönlendirmeyi göreceğiz. Hadi örneğimize geçelim. Excel'in veri doğrulama özelliği ile belirlemiş olduğumuz hücreleri belirlemiş olduğumuz değerlerin girilmesini sağlayabiliriz. Bunu bir örnek üzerinden anlatmak gerekirse elimizde notların girildiği bir tablo olmuş olsun ve bu öğrencilerin notlarını gireceğiz. Not kısmı olduğu için burada bizim belirlemek istediğimiz değer aralığı 0 ile 100 arasında olmalı ki herhangi bir şekilde hatalı bir değer girilmesin. Yani buraya -10, 150 gibi değerler girilmemiş olsun. Bunun için de ilk başta hangi hücrelerin bu özelliğe sahip olmasını istiyorsak o hücreleri seçmeliyiz. Yani burada neresi olmuş oluyor? Geliyorum. Şu alana bu kuralı uygulamak istiyoruz demek oluyor. Burada data kısmından şurada data validation var. Yani Türkçesinde veri doğrulama diye geçer. Buna tıklıyoruz. İlk satırdakini seçiyoruz. Burada karşımıza 3 tane alanı olan bir ekran çıkıyor. Settings kısmı, ayarlar kısmı, girdi iletisi kısmı ve hata uyarıları kısmı var. Settings'ten başlayalım. Bizim kuralımız neydi? Seçmiş olduğumuz hücrelere 0 ila 100 değeri arasında verilerin girilmesini sağlamaktı. Burada birçok seçenek var ama şu anki kuralımız için decimal seçmemiz gerekiyor. Burada whole number ile decimal arasında kalabilirsiniz. Whole number dediği tüm sayılar ya da tam sayılar. Tam sayılar olduğu zaman ne oluyor? Ben buraya 10.2 gibi bir değer giremiyorum. Yani ondalık sayıları kabul etmiyor. Ama decimal dediğiniz zaman 0 ile 100 arasında herhangi bir ondalık sayıyı da kabul eder. O yüzden ben burada decimal dedim. Decimal dediğim anda aşağıya bir alana çıktı. Burada between diyor yani arasında. Süper, ben zaten bunu istiyordum. Neydi? 0 ile 100 arasındaydı. Bu da benim için okey ama bunu değiştirmek isterseniz de şuradan değiştirebilirsiniz. Genelde between seçeneği seçildiği için Excel defaultta bana bunu getirmiş oldu. Değer aralıklarım neydi? 0'dı minimumu. Maksimum ise 100. Bu settings kısmı ile işlemim bu kadar. Bu arada şu durumdayken direkt okey'e bassam da bu kuralım işler. Ama bu diğer kısım biraz daha kullanıcı bilgilendirme kısmı. Şimdi oraya geleyim. Input mesajı var. Girdi iletisi. Burada tamam ben bu kuralı biliyorum ama burada bu alanı dolduracak olan kişiye de bir bilgilendirme yapmam lazım. Bu kısım onun için. Şunun title'ını uyarı diyelim. Ya da önemli not diyelim mesela. Önemli not. Bizim buradaki kuralımızı açıklamamız lazım buna. 0 ila 100 arasında bir değer giriniz yazalım. Bu kullanıcı henüz daha bir değer girmeden önce karşısına çıkacak. Bir de hata uyarıları var. Ona geliyorum. Burada da kullanıcı oldu ki bizim belirlemiş olduğumuz değerler dışında bir sayı girdi. Burada da onu söylüyoruz. Stil kısmı var burada. 3 tane seçeneği var. Stop warning information. Stop yani dur. Warning uyarı. Information ise bilgi. Warning yani bilgi ile uyarı çok benziyor birbirine. Fakat ben genelde stop'u kullanıyorum. Stop'ta da kullanıcının girmiş olduğu geçersiz değeri kabul etmiyor. O yüzden burada stop dedim. Gene çıkacak bir pop-up olacak. Burada başlığını istiyor. Burada dikkat diyelim. Ve ne diyeceğiz? Yanlış değer girdiniz. Ve şimdi kişiyi yönlendirelim. 0 ile 100 arasında bir değer giriniz. Şimdi artık OK'ye basıyorum ve test etmeye başlayalım. Herhangi bir hücreye tıkladım. Henüz daha bir şey yazmadan bana bir uyarı getirdi. Diyor ki önemli not. 0 ila 100 arasında bir değer giriniz. Burada 0 ila 100 diyorum ya. 0 da 100 de kabul ediliyor. Hemen ona bakalım. 0 dedim. Okey. 100 dedim. Bunda da problem yok. Mesela arada bir değer girelim. Ondalıklı bir değer girelim. Süper. Şimdi ise geçersiz değerlere başlayalım. Mesela diyelim ki 110 değerini girmek isteyeyim. Burada diyor ki yanlış değer girdiniz. 0 ile 100 arasında bir değer giriniz. Okey. Burada bana iki tane seçenek çıkıyor. Help hepsinde çıkıyor zaten. Retire diyor. Retire'da mevcuttaki 110 değerim var ya bunu silmez. Bunu düzeltmemi sağlar. Cancel dediğimde ise tamamen şuradaki 110'u siler. Yine sıfırdan bir değer girmemi bekler. İlk başta retire ile başlayalım. Retire diyorum. Bakın 110 duruyor. Bunu 50 olarak değiştireyim. Geçerli aralıklara gelmiş olsun. Bir problem çıkartmadı. Şimdi -10 diyelim bakalım. Gene hata alalım. Burada da retire değil de cancel diyelim. Cancel dediğimde şuradaki 110'u silecek. Cancel dedim. 110'u sildi. Sıfırdan bir değer dilersem girebilirim. Bir değer girelim. Şimdi burada ben stop özelliği yani dura göre yaptım ya. İstediğim şekilde değiştirebiliyorum bunları. Şimdi hangi hücreleri değiştirmek istiyorsam onu seçmeliyim.
Ben burada bu kuralı hepsine birden uygulamak istiyorum. Gene datadan data validation'a geliyorum. Gene aşağıdaki ilk satırı seçiyorum. Ve burada stop vardı ya, bunu varlık yani işte uyarı olarak çıkartmasını istiyorum. Zaten bakın stop'ta çarpı vardı. Varlık'ta şey var, ünlem işareti var. Information'da ise bilgi i harfi çıkıyor. Şu an için varlık olarak seçelim. Bize uyarıda bulunsun. Okey diyelim. Şimdi hatalı yani geçersiz bir değer girelim. -15 dedim. Şey dedim. Bu sefer çıkan pop-up'taki seçenekler değişti. Burada bana ne diyor? Yanlış bir değer girdin. 0 ile 100 arasında bir değer girmem gerektiğini söylüyor. Devam etmek istiyor musun diye soruyor bir de. Yani ben burada yes dersem evet tamam uyarıyı okudum 0 ile 100 arasında girmem gerekiyor ama ben -15 girmek istiyorum deyip yes'e basarsam koymuş olduğum kural gereği bu kabul edilecektir. Bakın -10 girdi. Sadece uyarımı okudum. Okey dedim ama devam ettim. Aynı şekilde 100'den fazla bir sayı da ekleyebiliriz buraya. Gene uyarı çıkarttı. Yes diyorum. Ben bunu kabul ediyorum diyorum. Oluyor. 150 değil de herhangi bir şekilde geçerli bir sayı girdiğimde tekrardan kabul ediyor oluyor. Mevcuttaki dosyamı gene kaydediyorum ve linkini ise açıklamaya bırakıyorum. Oradan da bakabilirsiniz. Bu videomuzda bu kadardı. Bir sonraki dersimizde Excel'in veri doğrulama özelliklerinden açılır liste oluşturmayı göreceğiz. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Şimdilik hoşçakalın.